Şubat ayının ortasında ışıl ışıl bir İstanbul'dan herkese merhabalar. Havayı bu kadar güzel görünce hemen koştura koştura Kürkçağına gidelim, birazcık iplere bakalım dedik. Hava bu kadar güzel olunca tabii İstanbul her zamankinden çok daha kalabalıktı. O yüzden gerçekten koşturarak gidiyoruz. İstanbul'u izlerken biraz da size Kürkçağına nasıl gittiğimden bahsedeyim. Çünkü yorumlarda bu soru devamlı olarak geliyor. Ben Karaköy'den Eminönü'ne doğru yürüdüm. O yüzden öncelikle Galata Köprüsü'nün üzerinden geçtim. Daha sonrasında normalde alt geçitten geçmem gerekiyor ama görüyorsunuz yani kalabalığı yürümek mümkün değildi. O yüzden şimdi devam ediyorum ve Mısır Çarşısı'na doğru yürüyorum. Mısır Çarşısı'nın önünden de dümdüz devam ediyoruz. Burada yemekler mükemmel. Daha sonrasında meydana çıkacağız ve meydanda yeni camiyi görüyoruz şimdi. Camiyi gördükten sonra aslında işler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Camiye sırtınızı verip hemen önündeki aradan giriyorsunuz. Orada esnaflara da sorabilirsiniz ama zaten Mısır Çarşısı'nı gördükten sonra yaklaşık bir 7-8 dakika daha yürürseniz bu meydanı göreceksiniz. Meydandan devam edeceksiniz dümdüz bir şekilde. Ben burada ara sokaklara giriyorum ama bunu yapmanıza gerek yok. Ben yolu kısaltmaya çalışıyorum. Hemen sonrasında bu altın köşe büfeyi gördükten sonra içeriye doğru giriyorsunuz onun yan tarafından ve sağ tarafınızda Kürkçağ'ın kalıyor. Şimdi hazırsanız içeriye doğru girelim. İstanbul'da havalar çok kötüydü. İpler de çok pahalı olmaya başlamıştı. O yüzden uzun zamandan beri Kürkçağ'a gelmedim. Şimdi çok heyecanlıyım. Ben aslında çanta falan çok fazla yapmadığım için benim çok ihtiyacım olmuyor ama burada sizler için kağıt iplerin fiyatını sordum. Bu kağıt ipler aşırı güzeldi. Renkli olanlardan emin değilim ama diğer ipler 150 liraydı. Burada metalik ipler de güzelliklerine göre çok ucuz geldiler bana uzun bir zamandan sonra. Ne zamandan beri kadife ip almıyorum. Kadife ipler de 45 liraydı. Ve bunlar gerçekten renkleri güzel ve kaliteli olanlar aslında. Bu sefer sizler için bütün iplerin fiyatını dikkatli okunaklı bir şekilde çekmeye çalıştım. Ama yine de anlaşılmayan bir yer olur diye bir taraftan da söyleyeyim istiyorum. Kağıt ipler neye göre belirleniyor fiyatları bilmiyorum ama 150 liradan bir başlıyor, 350 liraya kadar gidiyor. Burada da böyle aparatlar vardı. Aparatlar da yine 10 lira ile 30 lira arasında bu çanta yapmak için olanlar böyle küçük klipsler falan. Ya gerçekten benim fiyat algım bozulduğu için midir nedir bilmiyorum ama bu sefer gittiğimde ipler bana gerçekten ucuz geldi. Yani piyasa fiyatlarına göre. Çünkü şu anda güzel bir yerden bir kazak almak isteseniz 1500 liraya alabiliyorsunuz. Ama ipler özellikle benim çok sevdiğim koton ipler vardı ya onlar 15-20 liralardan başlıyor. Tabii güzelliklerine göre onların fiyatları da çok fazla artıyor. Önceki senelerde biliyorsunuz ben 4 mevsim diye bir ip her videomda gösteriyordum. Çünkü çok güzel bir ip. Şimdi birazdan size o 4 mevsim ipini de göstereceğim. Bunlar da lif ipleri. Yine 35 lira civarıydı. Bu iplere hiç bakmadım açıkçası. Güzel bir şey çıkacağını düşünmüyorum içerisinden. Yine patik ipleri ve lif ipleri var o kısımda da. Şimdi biraz daha çanta aparatlarını gezeceğiz. Ya çanta aparatlarının arasında çok güzelleri vardı. Gerçekten hani çanta örmeseniz bile alıp evdekine takasınız geliyor. Burada da hemen aşağıda göstereceğim iplerle örülmüş bir çanta gördüm. Fiyatları da yazıyor üstlerinde. Ve şimdi bunlarla ben nasıl yaptıklarını tam olarak anlamıyordum. O kalıplarla bu çantayı yapmışlar mesela. Tığlar yine her zamanki gibi 10 lira. Nasıl bu fiyatta sattıklarını bilmiyorum. Az önce bahsettiğim çanta saplarına yeniden bakıyorum. Çünkü gerçekten muhteşemler ve hepsi bir arada durunca böyle rengarenk o kadar güzel görünüyor ki insan hepsinden almak istiyor. Neyse biz çanta saplarını bırakıp şimdi iplere doğru geri dönüyoruz. Biraz daha ip fiyatlarına bakalım. İşte size bahsettiğim 4 mevsim ipler. Ya bu ipleri de ben ne zamandan beri hep 50 lira görüyorum. 50 liradan fazla bile eder aslında. Şimdi biraz da kazaklık ipler. Galiba bu ipler indirime girmiş kış bittiği için artık. Yani bence tüylenmez ipler 35 lira falan. Gerçekten iyi fiyatlar bunlar. Şimdi tekrar
başka bir markanın kadife iplerine bakıyorum. Bu kadife ipler biraz daha ucuzdu ama diğerlerine göre daha kalın geldi bana. Diğerleri daha hoşuma gitti. Burada da yine bebekler için böyle oyuncaklar yapmak isteyenler oluyor ya da isim yazmak isteyenler. Onlar için aparatlar var. Bu da hani sadece tığ ya da şiş kullanmadan elle örülenler var ya. Onlar 85 liraydı. Battaniye falan yapılıyor. Buradaki kadife ipler ucuzdu ama onları hiç beğenmedim. Çok ince geldiler bana. Burada normalde ben buradan hep alıyordum bu koton iplerden. Bu sefer almadım. Yine onların fiyatları da 15 lira civarındaydı. Bu markanın iplerini beğeniyorum gerçekten. Ucuz ve kaliteli. Burada bir tane ablayla birlikte yani o kadar güzel ipler bakıyordu ki ve bu ipler yünlü iplerdi. 30 liraydı tanesi. Ben de heves ettim ama almadım Allah'a çok şükür. Koton ipler burada 24 lira oldu. Tabii işte değişiyor markadan markaya muhakkak. Şimdi o her zaman gösterdiğim obsesif kompulsif bozukluğu olan abinin dükkanına doğru gidiyoruz. Ya dağıtma yazmış artık bu sefer. Orada fiyatlar güzeldi ama hep eski ürünler vardı. O yüzden oradan da pek bir şey almadım. Şimdi Kürkçağına gelenler bilir. Bir tane abi var. Hiçbir ürünle elletmiyor. Her şeyi paketle satıyor ve çok hızlı karar vermenizi istiyor. Yani şu 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 demeniz gerekiyor gittiğiniz zaman. Onun dükkanına doğru gidiyoruz. Yine elletmediği için hiçbir şeye bakamadık. Burada da bu yünlü iplere baktık. Bunlar merino yünler. O yüzden fiyatları inanılmaz pahalı. Yani kilosu 2000-2500 lira gibiydi. Daha sonrasında da artık Kürkçağ'ın çıkışına doğru bu ipleri gördük. Yani bunlar da değerlendirilebilir. Çok ucuz iplikler. 50 gramı 10 lira gibi. Ve 5-6 liraya da ipler vardı bu mağazada. Daha sonrasında da artık şimdi çıkışa doğru gidiyorum. Bu mağazayı da bilenler bilir. Burada her ipin muhakkak devamı oluyor. O yüzden rahatça satın alınabiliyor. Bu son mağazayla birlikte Kürkçağ'ın turumuzun ve videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videoda iplerin fiyatlarını ya da değişik aparatları anlamadıysanız bana yorumlarda rahatlıkla sorular sorabilirsiniz. Sizden ricam videolarımı beğenmeniz ve kanalıma da abone olmanız. Şimdilik hoşça kalın.